Ne zamandır seni arıyordum Osman. İçişleri Bakanlığı'ndan geliyor. Bizim için yapılacak bir şey yok. Murat bizim 11 senelik memurumuz. Nasıl söyleriz bilmiyorum. Siciline bakılırsa bakanlığa hak vermek gerekiyor. Şimdiye kadar birçok azılı cani yakalamış, kaçakçılarla vuruşmuş. Fakat hiçbirini adalete teslim etmemiş. Evet, hepsinin cezasını kendi verir. Bu huyunu üstünden atamadık çocuğun. Bey geldiler efendim. İçeri alın. Baş üstüne. Beni emretmişsiniz. Senin hesabına üzgünüm Murat. Al oku. Benim işim burada biter. Hadi ulan, gene ucuz kurtuldun. Bir dakika. Hayrola, bir şey mi var? Yok. Ne iş yaparsın? Hareketin hoşuma gitti. Genç yaşta polis tekaüdü. Buyurun şöyle arabaya, sizinle biraz konuşalım. Hadi, hadi. Thank you.
sıkılmana lüzum yok. Rahat hareket et. Her şey çok güzel ama ben sizi tanımıyorum ki. Mühim değil. Nasıl olsa biraz sonra tanışacağız. Bu fabrika benim. Şehrin sayılı iş adamlarından biriyim. İş sahasında daima ön planda gitmişimdir. Fakat para insana düşman kazandırıyor. Benimle çalışır mısın? Sizden çalışmak mı? Ama beni tanımıyorsunuz ki. Mühim değil. Siz her şeye mühim değil diyorsunuz. Şu anda ne iş yapıyorsunuz? Şu anda yaptığım hiçbir iş yok. Eskiden polistim. Suçlulara sert muamele ettiğim için işime son verdiler. Anlayamadım gitti. Yakalasan kabahat, yakalamasan kabahat. Üzülme. Benim senin gibi bir adama ihtiyacım var. Benim yanımda çalışmanı istiyorum. Fabrikamın müdürü yapacağım seni. Müdür mü? Hadi hayırlısı. Bak Allah'ın işine. Müdür olduk çıktık. Ne yapalım, Allah beterinden saklasın. Hoş geldiniz müdür bey. Ha? Müdür bey mi? Allah aşkına bir daha söyle. Hoş geldiniz müdür bey. Müdür? Allah senden razı olsun ya. Sağ olun müdür bey. Buyurun müdür bey. Aferin. Aferin, sen akıllı bir çocuksun. Terfi ettireceğim seni, hiç kapıyı aldıracağım. Sağ olun müdür bey. Ne iyi müdür bey be. Hoş geldiniz müdür bey. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Maşallah, maşallah, maşallah. Bir emriniz mi vardı? Birçok emrim olacak, birçok emrim olacak ama yeri değil şimdi ya. Ben her zaman emrinizdeyim. Vah vah. Hadi hayırlısı, hadi hayırlısı oğlum. Müjde karıcığım, işleri hallettim. Yarın sabah 7'ye doğru Amerika. Bazı müşkilat çıktı ama hepsini hallettim. Fabrikayı kim idare edecek? Güvenilir ve bileğine sağlam birini buldum Murat. Mücevherlerim evde mi kalacak? Hayır, fabrikanın kasasına koymak istiyorum. Onun için Murat'ı çağıracağım gelsin. O götürür kasaya koyarım. Aman Numan, çok dikkatli olsun. Sen merak etme, telefon edeyim gelsin. Şimdi kim bilir nasıl çalışıyordur. Açıver kapıyı. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk efendim. Yarın sabah erkenden Amerika'ya gidiyoruz. Seni buraya çağırmamdaki sebep, evimin kasasında bazı kıymetli mücevherlerim var. Kıymetine paha biçilmez mücevherler. Onları ancak sana emanet edebilirim. Fabrikanın kasasına koymanı rica ediyorum. Siz hiç merak etmeyin Numan Bey. Sana çok güveniyorum Murat. İsterdim ki hayatta senin gibi bir oğlum olsun. Neyse, mücevherleri bu çantaya koydum. İtinayla koyarsın kasaya. Bunların tahmini değeri nedir? 3 milyondan fazla. Köşk boş kalacak. Fabrikanın kasası daha emniyetli. Evvel Allah sonra ben. Hiç gözünüz arkada kalmasın. Bu anahtar da sende kalsın. Hadi çıkalım. Fabrikanın bütün selahiyeti de sende. Sağ olun Numan Bey. Size de iyi yolculuklar. Kardeşim, elim.
Buyurun efendim, arzunuz? Yiyecek bir şey olsun da ne olursa olsun. Peki efendim. Şurada oturan kadını tanıyor musunuz? Hemen hemen her gün gelir efendim. Teşekkür ederim. Buyurun, oturmaz mısınız? Hayrola, nasıl oldu buralara gelebildin? Yine birinin peşinde misin? Yok, kimsenin peşinde değilim. Karnım acıktı, yemek yemeye geldim. Diyelim ki öyle olsun. Beni hatırlamadın değil mi? Doğrusunu istersen hayır. Hala baldırımda kurşununun yarası var. Bakar mısın? Hesap. Üstte kalsın. Teşekkür ederim. Biraz daha kalsaydın. Eskilerden bahsediyordum. Eskileri çoktan unuttum ben kızım. Galiba. Yanlış bir iş yapıyorsunuz. Çanta nerede? Ne çantası? Çanta burada şef. Oldukça da ağır. Neyse, sandığımdan da kolay oldu. Çantayı çaldın, kaçıyordun ha? Çalmak mı? Sadece hırsızlık olsa iyi. Köşte kimse sağ kalmamış. Üstelik Numan Bey'i de öldürmüşsün. Numan Bey mi? Kim öldürmüş? Sen. Sus katil. Yakalın şunu. Açın elini. Doktor bey? Sizin neniz olur? Ne mi? Hiç. Yolda buldum, baygındı. Arabaya aldım, buraya getirdim. Elini parçalamışlar, sinirler ölü. Ya. Müsaadeniz. Bir gece içinde fabrikatör Numan Bey ve ailesi katledildi. Buna bağlı olarak eski memurumuz Murat ölümden döndü. Garip şey. Murat Numan Bey'in yanında çalışıyordu. Evet, onun işlerine bakıyordu. İki hadisenin bir gece içinde olması biraz garip. Gidip Murat'la konuşacağım. Oh, buyur şef, hoş geldin. Seni bu halde görmeyi hiç arzu etmezdim. Oldu bir kere. Elimi de alıp gittiler. Kimdi bunlar, tanıyor musun? İlk defa görüyorum. 5 kişiydiler. Numan Bey ve ailesini de öldürmüşler. Seni anlıyorum. Bu işi tek başına halletmek isteyeceksin. Buraya senden ricaya geldim. Bırak bu işi biz halledelim. Bu benim işim şef. Hedefimde 5 adam var. 6.sına karışmam. Seni severim Murat, bilirsin. Fakat eskisi gibi değilsin. İşleyeceğin her suç sana hüküm giydirir. Taburcu olur olmaz bana uğra. Peki şef.
bugün daha iyi gördüm. Siz? Sizi yolda bulan. Evet, söylediler. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz iyi oldu. Size sormak istediğim bazı şeyler var. Buyurun, sizi dinliyorum. Beni bulduğunuz yerde dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Hayır. Arabayla giderken asfaltın biraz kenarında bir araba ve bir karaltı gördüm. Durdum. Aşağı indim. Siz baygın vaziyette yerde yatıyordunuz. Eliniz için çok üzüldüm. Hayır, üzülmeyin. Onlar bunu ödeyecek. Yapmak niyetindesin? İşe nereden başlayacağımı bilmiyorum. Rahmetli çok iyi bir adamdı. Severdim kendisini. Bu işte seninle beraber olmak istesem kızar mısın bana? Bu senin harcın değil. Başıma neler gelecek belli olmaz. Bu benim mesleğim için de başarılı olabilir. İleride iyi bir yazar olabilmem için olayların içinde yetişmem lazım. Bana yardım et ne olur. Pekala. Sana bir hayat borcum var. Onu ödemek için ne lazımsa yaparım. Bu akşam Numan Bey'in köşküne giderim. Belki işe yarar bir şeyler bulabiliriz. Havası beni korkuttu. Ben sana dedim bu iş senin harcın değil diye. Gazeteciler korkmaz. Gel bakalım. Bir kadın bu. Tanıyor musun? Evet. Lokantadaki kadın. Ama burada ne işi var bunun? Hadi gel, fazla kalmayalım burada, yürü. Çekinme. Bekar evi ne yapalım? Ben evime gidebilir miyim? Bu geceki korkun yeter yavrum. Ben biraz inceleme yapacağım. Geç oldu, burada kalabilirsin. Hadi yat, istirahat et. Murat'ı oyalı. Üç madisenin oldu akşam. Bu kadın her şeyi biliyordu. Ama onu yaşatmadılar. Herif gebermemiş. Öldürücü vurmadım ki, elimizde kozo. Şef haklı, bütün suçu ona yükledi. Hastaneden çıktı mı?
Şimdi hangi delikte? Baksana delikanlı. Buyurun efendim, bir emriniz mi vardı? Burada günlük kazancın nedir? Günde 25 lira abi. Güzel, sana her gün 125 lira vereceğim. Hem de peşin. Yalnız sorduklarıma doğru cevap vereceksin. Emret abi. 10-15 gün evvel şu ilerideki masada yemek yedim. Sonra yanıma bir kadın geldi, hatırladın mı? Tamam abi, Melahat abla. Öldürmüşler abi onu. Gazetede okudum. Evet, öldürmüşler. Tanır mıydın onu? Buraya her akşam gelirdi. Yalnız mı? Bu akşamlar yanında birileri olurdu. Çoğu zaman Uludağ'da kalan abiyle telefon konuşması yapardı. Uludağ'da mı? Evet abi. Orada zengin bir abi vardı. Ne iş yaptığını kimse bilmez. Fakat çok zengindir. Sağ ol. Hadi eyvallah. Abi gene gel, beklerim. Adamı tevkif etmediler. Onun için hepinizin dağılması lazım. Mücevherler için gelecek adamlarla dağda buluşacağız. Bu arada sağda solda hadise istemem. Ben yarından itibaren Uludağ'da olacağım. Siz de iki gün sonra orada olun. Bunları teslim ettiğim gün zafer bizimdir. Şimdi herkes dağılabilir. Enver, sen kalk. Bu akşam Suzan'la görüşmem lazım. Ona uğra, evde bekliyorum. Geç kalmasın, hemen dağa gideceğim. Tamam, oldu şef. Bu adamları bulacak mısın? Elim onlarda kaldı. 5 adamda. O 5 adam ölürse benim 5 parmağımda yeri gelir. Beni burada yalnız mı bırakacaksın? İstersen sen de gel. Daha havası alırsın. Sen mi söylüyorsun? Tabii. Gel, hemen hazırlanalım. Oldu. Herif buraya kadar peşimizden geldi. Belasını arıyor. Biz de veririz. Durun. Burada dikkati çekmemek lazım. Daha işimiz bitmedi. Bize mani olmaya kalkarsa karlara gömülür. Hepiniz bir fikir yürütmeyin. Şimdi beni dinleyin. Yapılacak bazı şeyler var. Ben bara kadar iniyorum. Beni beklesen ne olur sanki? Çabuk giyin, üşüteceksin. Alo, buyurun. Karların altındaki bir mezar devamlı soğuk olur. Kimsiniz siz? Derhal buradan gidin, iyi günler. Alo, alo. Hay Allah. Nen var? Nen var mı? Telefon ettiler, gidelim buradan. Telefonu kim etti? Bilmiyorum, gidin buradan dedi. Karların altında mezar soğuk olur dedi. Üzme tatlı canlı, biz de cesetlerimizi sıcak bir yere naklettiririz. Hala kalacak mıyız burada? Ya sen ne biçim gazetecisin be? Benim bildiğim gazeteciler cesur olur, korkmazlar. Korktuğun zaman daha da güzel oluyorsun, biliyor musun? İşin gücün alay etmiş. Kızma yavrum, iç bakalım. Hadi iç, nazanma. Bir hadise çıkar. Şu herifle ufak bir hesabım var. Kimsenin dikkatini üzerimize çekmeyelim. Peki.
pardon. Koskoca adam, beni şimdi seni... Rica ederim bayan. Senin ricana başlarım şimdi. Ben bir şey yapmaz mı? Rica ederim. Yanılıyorsunuz. Bir şey kalmamış dünyada. Sorduklarına cevap verirsen sana bir şey yapmam. Ben bir şey bilmiyorum. Biraz iyi düşün bakalım Hüseyin'im ama beni hatırlarsın o zaman. Hadi yapma. Yapma, ben de emir kuluyum. Şöyle yola gel bakalım. Köpek kim? Nerede bulurum onu? Peki her şeyi anlatacağım. Ay Allah kahretsin. Konuş be adam, konuş. Ölü konuşur mu be? Ağzımız mı var? En üst katta kimler kalır? En üst kat henüz işletmeye açılmadı efendim. Öyle mi? Teşekkür ederim. Ne oldu? Kuvvetli bir ip ucu bulmuştum, adam öldürdüler. İkimiz de yorgunuz, yukarı çıkalım. Evet. Beceriksiz herif, bir işi halledemedi. Ne yapacağız? Peşini bırakmayacağım. Funduna getirince de hesabını görürüz. Bütün delilleri bir anda elimizden kaçırdık. Şimdi ne yapmak fikrindesin? Onlardan geleni beklemek lazım. Daha çıkıp bir araştırma yapacağım. Kaç gündür buradayız, hala yürümesini öğrenemedin. İşin gücün alay etmek, bakıyorum ne yapalım yani? Gene mi ya? Artık geri dönelim, çok üşüdüm. Dur, ben ısıtırım şimdi seni. Nasıl, ısındın mı? Kimse yok galiba. Herhalde bir kapısı var bunun, anlarız şimdi. Gel. Sakın olduğun yerden kımıldama. Hemen uzaklaşalım buradan, çabuk çabuk. Oraya tekrar gitmeliyim. Çıldırdın mı sen? Başka çare yok. Orada bir şeyler dönüyor. Peki ben ne olacağım? Bana bak, böyle korkaklık alametleri gösterirsen seni İstanbul'a postalarım. Kızma bana. Bu elimi 5 kişi buladı. Bir tanesi gitti. Ancak diğer 4 kişiyi de bulduktan sonra rahatlarım. Kapını kilitler yatarsın.
Yakut Kulüp. Hay Allah, işler karıştı. Peki ama bu kadından ne istediler? Yakup evlat. İstanbul'dan haber geldi. İstediğimiz bugün burada olacak. Demek ki bu işte bitecek nihayet. Ben işimi bilirim. Nereye gitsem karşıma bir ceset çıkıyor. Bizi de öldüreceklerdi. Aman Allah'ım. Fena mı? Mezarımız yan yana olur. Sen hep ölüm mezar lafından başka söz bilmez misin? Bilirim. Bilirim ama sırası değil. Aa, bu bizim Tarık. Tarık mı? O da kim? Askerlik arkadaşım. Hey, Tertim. Vay. O Murat. Senin ne işin var burada ya? Elektrik şebekeleri için geldim. Ha. Ya senin ne işin var? Şey, biz burada balayındayız. Gel seni karımla tanıştırayım. Gel gel gel. Arkadaşım Tarık, karım Mine. Memnun oldum. Ben de. Aa, eline ne oldu Murat? Ha? Şey, iş kazası. Bana müsaade Murat'cığım, adamları bekletmeyeyim. Tekrar görüşürüz. Tabii, güle güle. Allah, güle güle. Güle. Evet, tıpkı her çocuktur ha, iyi çocuktur. İyi günler. Seni eskisinden iyi gördüm. Evelallah, demir gibiyim. Vazifeni biliyorsun. Ne kadar istiyorsun? Adamı henüz tanımıyorum. Cinsine göre fiyat artar veya iner. Herif bilekli. Şu anda da dağda. Ve sol eli de sakat. Eli mi sakat? Evet, eli sakat. Ben parçaladım. Şanslı sayılırsın. Tek elli bir adamın silah çekme şansı azdır. Bu adam için 200 bin isterim. 200 bin mi? Çıldırdın mı sen? Fiyat değişmez. 200 bin. Görmeyeli küste olmuşsun. Ben onu 2 kurşunla öldürürüm. Fakat bu günler benim için kritik günler. Onun için seni çağırdım. 100 bin oldu mu? 200 bin. Yoksa kendi işini kendin gör. Tabii, buyurun. Yalnız beklediğim var. O gelince yerinizi ona vermek şartıyla. Ne yapalım? Peki. Al iç bakalım. Prensibimdir, hiçbir kadına içki ısmarlamam. Ne acayip adamsın be. Öyleyimdir, ne yaparsın oy. Artık erkeklerden mi iş alıyorsun? Orada dur bakalım. Birine benzettim de. Birini mi aradın? Yok. Sıkıldım da balkon arıyorum hava almak için. Dış kapıda daha iyi hava alırsın. Ne yapalım? Biz de öyle yaparız. Murat denen baş belası herif ortadan kalkmadan satışı rahat yapamayız. Hemen temizleyelim patron. Onu öldüreni zengin edeceğim. Bu iş sana ait Erdoğan. Tamam patron. Thank you.
şey olursa elimden çekeceklere ver. Anlatın nasıl olmuş? Erdoğan Murat'ın dolaştığı yerleri öğrenmiş. Onu takibe çıkmış. Öğrendiğimize göre tam kaçarken tren altında kalmış, ölmüş. Allah kahretsin. 5 kişiden 3 kişi kaldık. Yani şimdi sıra bizde mi? Sertem sertem konuşma. Bu herif olmasaydı mallar çoktan teslim edilmişti. Bu gece kulüpte olun. Malları almaya bir yanı gelecek. Yalnız Amerikalı da almak istiyor. Hangisi ise öteki toz. Tamam patron. Otursana. Bak sana İran'ın en büyük yazarını tanıştırayım. Memnun oldum. Ben de. Bir şey içmez misiniz? Benim içkim var Mersi. Gazeteye geldi. İstanbul'a röportaj için gelmiş, ben gezdiriyordum. Bir şeyin yok ya. Hayır yok. Yürü. Oh, hala hadisenin tesiri altındayım. O herifin yanında seni görünce dersini vermek istedim ama benden evvel davrandılar. Ne kötülük vardı ki? Hiç, ne kötülük olacak? Karşıma başka bir herifle gel otur, bir de ne kötülük vardı? Allah... Hadi hadi. Dikkatli olmalıyız. Malı yarın vereceğiz. Murat'ı da bugün akşama kadar öldüremezseniz intihar edin. Yakut kulübe gitmek kimin fikriydi? Kimin olacak benim? Adam yabancı, nereden bilsin?
Bir daha senin yanında erkek gördün mü dilini keserim, anladın mı? He? Gül biraz be. Sana sormalı. Hadi kalk gidelim buradan. Biraz yat, kendine gelirsin. Kafam kalındır, merak etme. Yalnız biraz hızlı vurmuşlar. Şimdi pansuman yaparım. Pansumanı bırak şimdi. Beni seviyor musun? Bilmem. Seviyorum galiba. 5 parmağımın hesabı tamam olsun, senden evleneceğim. Benim de gazetede anlaşmam biter o zamana kadar. Tam işini bitiriyorduk, etraftan gelenler işimize mani oldu. Sakın planın aksi bir netice vermesin. Sen işi bana bırak patron. Akşama herifin cesedini getireceğim buraya. Dikkatli ol. Hadi. Enver'i takip et. Zorda kalırsa sustur. Abi, bu kağıdı sana bir adam gönderdi. Ver bakalım ufaklık. Murat, beni hayatta bırak, sana her şeyi katillere anlatayım. Bugün saat 5'te kum kapı surlarına gel Enver, 5 adamdan biri. Her şey tamam. Enver aldı vazifi üzerine. Bana leşini getirecekler. Kalleşlik edersin ha. Hayatta kalma şansını da kaybettin. Şimdi konuş bakalım. Konuş. Vurma, vurma abi. Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Konuş öyleyse. Konuş, konuş gibi idare ediyor sizi. Konuş lan. Numan Bey mücevherler nerede? Hepsini anlatacağım. Ha şöyle yola gel. Hadi öt bakalım, konuş. Nerede mücevherler? Abi tamam mı? Enver zor durumdaydı, her şeyi anlatabilirdi, ben de vurdum. Herife de ateş ettim ama Enver'in kendine siper etti. Kurşunun bitince de kaçtım. İyi yaptın, zaten bir işe yaramazdı. O 5 kişiden 2 kişi kaldık şef. Aptal aptal konuşma, zaten sinirlerim yeteri kadar bozuk. Artık Murat'a dur demenin zamanı geldi. Her gittiği ve dolaştığı yerde bir ceset buluyoruz. Henüz kimseyi öldürmedi. Adamlar hep birbirlerini vuruyorlar. Murat'ı iyi tanırım. Gözünü budaktan sakınmaz. Severim de başına bir şey gelmesini istemem. Arkasını boş bırakmayın. Tamam.
gelişiniz gecikti. Parayı ancak temin edebildik. Çok kalacak mısınız? Malı alır almaz hemen gideceğiz. Telefondan sonra oraya gideriz. Yüzük takmak nereden aklına geldi? Bir elim kaldı. O da şenlensin dedim. Seni bir türlü anlayamıyorum. Başım bu kadar dertte hala işin esprisindesin. Numan Bey, Allah Allah. Kendi kendine neler geveliyorsun? Numan da ki. Numan Bey de o. Ne oluyor? Şenlik var, düğüne gidiyoruz. Bana baksana ahbap, seninle konuşmak istiyoruz. Konuşalım. Nelerden mesela? Mesela yanındaki yavrudan. Ne oluyor? Annem. Alay mı ediyorsun bizimle? Sen uzaklaş Mine. Hadi bakalım arkadaş. İyi uykular. Ne oldu, bir şeyin yok ya? Bir şey mi? Bana bir şey olmaz. Sana olmuyor ama heyecan ve korkudan bana olacak. Korkma. Aklıma hep Numan Bey takılıyor. Hay Numan Bey'e de... Bana da değil mi? Canım benim. Artık bu işler bitsin Murat. Az kaldı. Nasıl iş bu abi? Bu o biçim bir iş arkadaş. Hadi sen toz ol bakayım, volta. Thank you.
Demek Numan Bey hayatta. Nasıl da oyuna geldik. Yavaş yavaş bir şeyler anlar gibi oluyorum. Bir zamanlar bizim Mine'den de şüphe etmiştim. Demek bütün bunlar kendini ölü gösteren Numan Bey'in başının altından çıkıyor. Ama neden? Neyse, sonra onu da öğreniriz. Bir şey mi aradın abi? Gündüz çalışmayız. Dışarısı çok gürültülü. Burada biraz istirahat edin. Bana her şeyi anlatırsan sana bir şey yapmam. Hayatını bağışlarım. Buradan sağ çıkarsan sevinmelisin. Sen kalın kafalı bir adamsın. Öyledir. Kolay laf girmez. Sana son defa söylüyorum. Çık teşte ol. Yoksa eşekler cennetini boylarsın. Yaran ağır sayılmaz. Bana bildiklerini söyle, seni hemen hastaneye götüreyim. Aksi takdirde öleceksin. Yaşar mıyım dersin? Eğer hastaneye hemen gidersen yaşarsın. Bütün bildiklerini bana anlat, hadi. Ben kimseyi tanımam. Hepsini şef bilir. Bir de patron var. Onu kimse tanımaz. Ay Allah. Alt tarafı kalbine bir delik açtık arkadaş. Sen de amma çürük müsün, yaşayamadın be. Ne yapıyorsun orada? Hiç abi, toz alıyorum. İyi al. Ha. Şurada yatan herifin tozunu da alsam fena peki, olmaz. Peki abicim. Sağ ol. Mal yarın akşam saat 5'te Uludağ'da teslim edilecek. Hazırlık yapmamız için az vakit var. Niçin Uludağ'da? Numan Bey'in söylediğine göre mücevherler orada bir otelin kasasında gizliymiş. Bana bak Taki, bir serseriyle başa çıkamadın. Cin gibi adam efendim. Nereden çıkacağı belli olmuyor. Sanki İstanbul'un her tarafını dolaşıyor. Taki, sana 5 saat müsaade. Bu zaman zarfında Murat ölmeli. Pekala. Onu artık ölmüş bilin. Dur bir dakika Taki. Bu akşam saat 5'te mallar Uludağ'da teslim edilecek. İşini bitir ve derhal oraya gel. Anlaşıldı. Saat 10 civarıyla Bursa'da olmamız lazım. Gerekeni yapın. Tamam, anlaşıldı. Yıllardır tasarladığım bir planın neticesini almak bana haz veriyor. Mücevherler karınızın mıydı? Evet. Hepsi onun üstüne kayıtlıydı. Antika olduğundan dolayı hiçbirini sattırmıyordu karım bana. Artık bu parayla fabrikamı iflastan kurtaracağım ve siz de hakkınız olan 1 milyonu alacaksınız. Bayılırım böyle çalışmalara. Zaferimiz kutlu olsun. Nice zaferlere. Kıpırdarsam mıhlarım. Hiç kıpırdar mıyım, ayıp ettin. Koruluğa çek. Rahat dur. Ayıp ettin ama tanıdım seni.
şu sakat elime imzanı atan adam sensin. Evet bendim. Bundan sonra imzamı vücuduna atacağım. Yanılıyorsun. Ben seni öldüreceğim. Acıyorum sana. Biraz sonra seni öldürmek zorunda kalacağım. Ya sesini salak salak konuşma. Korkak bir adamsın sen. Korkaklar sinirlenir çünkü. Tap şuraya. Korkaksın dedim, inanmadın. Konuş bakalım şimdi. Kimlerle çalışıyorsun? İsimlerini bile bilmiyorum. Bütün bildiklerimi anlatacağım. Bugün 5'te Uludağ'da mücevherleri teslim edecekler. Niçin Uludağ seçtiler? Söyle! Mücevherler orada bir otelin kasasında. Hangi otel? Hangi otel bu? Yeni açılan otel. Düşürme. Beni onlara ancak sen götürebilirsin. Dur. Beni de tehditle tuttu abi. Seni öldürecek sandım. Bir çuval inciri berbat ettin. Hadi at arabana toz ol. Peki. Hay Allah. Kaç kişiler? Konuş. Birisi kadın, birisi erkek, iki kişiler. İsimleri? Eğer tahminimde yanılmıyorsam katilleri tanıyorum. Adamların gelmesine 2 saat var. Bakıyorum sabırsızlanıyorsun. Evet, artık sabrım kalmadı. Şu iş bitse de rahat etsek. Şeften hiçbir haber çıkmadı. Becerikli bir adama benziyor. Murat'ı öldürmüş olması lazım. Biraz hava almaya çıkacağım. Ben de şunları son defa gözden geçireceğim. Peki. Gel gel. Buyur efendim. Bana şuradan bir paket sigara al. Olur abi. Filtreli olsun değil mi yavrum? Peki abi. Hadi. Bak şunlara, dünyanın en kıymetli taşları. Bunların bir eşi bile yok. İyi bak. Asıl sen iyi bak. Çünkü onları son defa görüyorsun.
Ne yapalım Afaf? Kendin ettin, kendin buldun. Adım Sofi'dir. Türkiye'de şimdiye kadar çok iş yaptım. Bir gün karşıma Numan çıktı. Arkadaş olduk. Zamanla bana dertlerini açtı. Onu bu dertlerinden kurtaracağım dediğim zaman bana inanmamıştı. Oysa ben tam 7 senedir aranan siyah akrebin ta kendisiydim. Korkunç bir plan hazırladım. Antika ziynetler karısınındı. Bir de yem bulduk. Talihimize dişli biri çıktı.